Arkadaşlar merhaba. Ben Biltan Büyükocakoğlu. 11. sınıf ENS yayınları 11. sınıf defter kitaptan konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci haftaya başlıyoruz sevgili gençler. Kazanımlarımızı yavaş yavaş tamamlayacağız. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum. Şimdi biz birinci haftada nerede kalmıştık hatırlarsanız uçucu ekleme yöntemini yapmıştık ve orada bırakmıştık. Şimdi paralel kenar yöntemi. Aslında bütün yollar aynı sonucu verir. Unutmayın, hangisi kolayınıza gidiyorsa onu yapacaksınız. Şimdi ben kısaca size burada uçucu ekleme yöntemini de bir hatırlatmak istiyorum. Hatırlayınız arkadaşlar, şöyle yapmıştık. K vektörü var mesela yukarıdakinden yola çıkarak yapıyorum bakın. K vektörü var. Ucuna bir L vektörü eklediğimizde şöyle bileşkiyi bulmuş oluyorduk. Ve aslında şöyle sağ taraftan da baktığınız zaman sağdaki şekilden baktığınız zaman hemen hemen aynı sonuç. Şimdi buradaki olay nasıl gerçekleşiyor? Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Vektörlerin başlangıç noktalarını birleştiriyorsunuz. Şimdi bu başlangıç noktalarını birleştirdikten sonra yaptığınız işlem çok basit bakın. K'nın ucundan bir tane L'ye paralel çiziyorsunuz. L'nin ucundan bir tane K'ya paralel çiziyorsunuz. Bakın paralel kenar çıktı. Bu bu kadar basit. Ve bunu birleştiriyorsunuz. Bakın ne geldi? K artı L gelmiş oldu gençler. Çok basit yapabilirsiniz. Kendinize inanın. Şimdi paralel kenar yönteminde bileşke vektörün büyüklüğü kosinüs teoremi ile bulunur arkadaşlar. Şimdi bu önemli. Kosinüs teoremini zaten matematikte de göreceksiniz. Fakat sanırım şöyle bir durum olacak. Orada ilerleyen haftalarda göreceksiniz orada gördükten sonra burası kafanızda birazcık daha iyi oturacak arkadaşlar. Dikkat edin. Mesela diyelim ki burası 30 derece olsun. Burası 3 birim olsun. Burası da 4 birim olsun. Şimdi o zaman burada yerine yazdığınız zaman bakın. 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 2 çarpı 3 çarpı 4 kos 30. Bunun değeri de kök 3 bölü 2'dir. Buradan sonuç her ne geliyorsa işlemleri ben yapmam. Oradaki ameliliği siz çekeceksiniz. Kusura bakmayın. Ben yazarım. Gerisi sizde. Yani elimizde kağıt kalem olacak. Unutmayın. Şimdi iki vektörün bileşkesi büyük olan vektöre daha yakındır. Bakın ÖSYM burada soru soracaktır. ÖSYM burada gücünü gösterecektir siz arkadaşlar ve ters sorular gelebilir vektörle ilgili. Bakın burada ben şöyle yapıyorum. Buraya getirip L'ye ekliyorum burada bir z'den dolayı bir beta açısı yakalıyorum. Ve burada eğer k vektörü l vektöründen büyükse bakın k vektörü l vektöründen büyükse ben burada açılarla ilgili alfa küçüktür beta yorumunu yapabilirim. Buna dikkat edin arkadaşlar tamam mı? Şimdi k ve l vektörleri bu vektörlerin bileşkesi olan r vektörü paralel kenar üzerinde gösterilmiştir diyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın L vektörünü şuraya alacağız. L vektörünü buraya aldıktan sonra 70 35 daha ne yaptı? 105 yaptı. O zaman buraya ne geldi arkadaşlar? 75 mi geldi? Evet 180'e tamamlıyoruz. Dolayısıyla buradan da arkadaşlar büyük açının karşısında ne var? R var. Daha sonra ne var? K var. Daha sonra ne var? L var. Sıralamamızı yaptık, geçtik. Peki bileşke hesaplamada özel durumlar. Bakın paralel kenar yönteminde en keyifli sorular buradan gelir arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya fizikte keyifli soru mu olur? Arkadaşlar böyle güzel lokum gibi tıkır tıkır sorular vardır böyle çat 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 yaparsınız. Bu da motivasyonumuzu arttırır. Unutmayın motivasyon önemli. Hep ne diyorum ve diyeceğim bunu da fizik kolay bir ders. Korkmayın yapabiliriz. Hep beraber başaracağız. Evet şimdi büyüklükleri eşit olan vektörlerden bahsediyoruz. Özel durumlarda durum bu. Şimdi 1. Aradaki açı 0 derece olacak. 2. 60 derece olacak. Bakın devamında ne var? Unutma 90 derece olacak. 120 derece olacak. Ve 180 derece olacak. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Eğer 0 aradaki açı vektörleri direkt topluyorsun. O zaman ne oluyor biliyor musun? 0 da 2A. Peki aradaki açı 60 derece ise bakın. AA aradaki açı 60 derece ne oluyor biliyor musunuz? Köküç katı geliyor. Bu aslında kosinüs teoreminden geliyor. Yani siz burada a kare artı a kare artı 2 a a çarpı kosinüs 60 yaptığınız zaman buradan köküs sonucuna ulaşıyorsunuz. Ya da burada işte hani ikinci yöntem olarak bunu buraya taşıyıp burada bir özel üçgen bulup da sonuca ulaşabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle siz 60 dereceyi gördüğünüz anda kök 3 katını yapıştırabilirsiniz. Vektörler eşit büyüklükte ise. Peki 90 derece? Evet 90 derecede ne oluyor arkadaşlar? kök 2 katı. Biz bunu Pisagor'dan biliyoruz. Pisagor yaptığımız zaman a kare artı a kare 2 a kare aldın kare kökünü kök 2 a geldi. O zaman ne oluyormuş 90 derecede? Kök 2 katı oluyormuş. Peki 120 derecede paralel kenar yaptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir tanesini alıyorsunuz a oluyor. Bunlar hep kosinüs teoreminden geliyor. Bakın burada eşkenar üçgeni de görürsünüz aslında. Eğer alttaki şunu yukarı taşırsınız. Bakın burada eşkenar üçgen çıktı. A, A, A buradan da sonuca ulaşırsınız. Peki 180 derecede ne oluyor? Vektörler zıt olduğu için farkını alıyorsunuz sıfır. Bakın dikkat ettiniz mi? Şöyle bir şey oldu. Burada siz sıfır derecede 2 A buldunuz. 60 derecede kök A buldunuz. 90 derecede kök 2, 120'de A, 180'de 0 buldunuz. Yani şuraya yazıyorum bakın. 0 dereceden siz 60, 90, 120, 180 diye gittiğinde bu tarafa doğru açı büyür. Ama bu sırada bileşkemiz ne olur biliyor musunuz? Bakın burada 2A'ydı, burada A kök 3'tü, burada A kök 2'ydi, burada A'ydı, burada, burada da 0 oldu. O zaman bileşke küçülür. Buna dikkat edin. Bileşke küçülür. Unutmayın. Çok önemli. Soru çözdürür. Dikkat. Büyüklükleri 4 birim ve 7 birim olan vektörlerin bileşkesini alabileceği tam sayı değerleri. Müthiş soru. Bakın. Şimdi 4 birimi ve 7 birimi siz şöyle yerleştirirseniz eğer ne olur biliyor musunuz? Aradaki açı 0 derecedir ve maksimum değere ulaşırsınız. 11 birim. Siz eğer 4 birimle 7 birimi şöyle yerleştirirseniz o zaman aradaki açı 180 derecedir ve bileşkemiz bizim buradan 3 birim olabilir. Ama ne olur biliyor musunuz? Burada siz 10, 9, 8, 7, 6, 5 ve 4 birim değerlerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Niye? Öyle bir açıyla yerleştirirsiniz ki bakın 0 derecede 7 ile 4 11'di ya. Siz öyle bir açıyla yerleştirirsiniz ki bu 4 ve 7'yi. Bilmiyorum bu açıyı şimdi atıyorum mesela 30 derece olsun attım şu anda ya da 20 derece olsun. Ee, cosinüs teoremine girmeyin, denemeyin yani boşuna uğraşmayın. Çünkü bu değerleri alabiliyor. Bunun bileşkesi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 11 birimden küçük. Atıyorum 10 derece olabilir. Açı birazcık daha büyürse 9, birazcık daha büyürse yani mevzu şöyle. Paralelse 11, açı büyüyor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3 diye pardon 4, 3 diye gidiyor arkadaşlar. En son bunlar birbirine zıt vektör oluyor ve zıt vektör olunca ne oluyor? 3 birime kadar değer düşmüş oluyor. Buna dikkat edin. Evet vektörlerin bileşkesini soruyor bize bu soruda. Hemen zıt yönlüleri ele tak tak. Ne kaldı yukarıya doğru? 8 birim kaldı. Peki ele bunları 12'den 4 çıktı 8 kaldı. Peki özel açı diye bir şey öğrenmiştik. Özel durum diye bir şey biliyoruz. 8 8 aradaki açı 90 derece ise bileşkemiz 8, 8 kök 2 geliyor arkadaşlar. Dikkat ediniz güzel soru. Devam ediyorum şekilde aynı düzlemdeki vektörler verilmiştir diyor. Buna göre vektörlerin bileşkesi kaç birimdir? Zıt olanı gördünüz mü? Ben gördüm. Gitti bakın. O zaman buraya doğru ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi bakın. 3 birim 3 birim. Aradaki açı ne? 120 derece. Şuraya tekrar alıyorum. Bakın burada bir 3 birim var. Burada bir 3 birim var. Aradaki açı 120 derece olduğu için bunun bileşkesi ne olacaktır? 3 birim olacaktır. Yani bileşkemiz 3 birim diyebiliriz. Evet arkadaşlar. ikinci haftamızı bitirdik. Burada da ne yaptık arkadaşlar? Paralel kenar yöntemini hep beraber incelemiş olduk. Bir sonraki haftada ve videoda görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Testlerimizi yine çözüp hazırlıklı bir şekilde bir sonraki derse geliyoruz. Hoşçakalın.